Yenge! Geçmiş olsun ya. Uyuyor, uyuyor. Sessiz ol, uyuyor. Oğlum, uyuyor, uyuyor. Ya Orlacı, sen bağırıyorsun. Ya Sebahat. Hastanedeyim aşkım, arayacağım, tamam. Uyuyormuş lan! Uyuyormuş adam! Fikri, uyuyor! Uyuyor lan! Kasım, kapat! Bağırmayın lan! Yenge, nasılsınız yenge? Ne? Nedir ya benim? Benim canım, çocukluk arkadaşım, benim kal kardeşim Hüseyin, nasıl, nesi var? Gece söylediniz, vallahi sabaha kadar öldük, öldük, dirilttik, zor ettik sabaha, ne oldu? Al, benden de aynen ya. Amcaoğlum Hüseyin'i duyunca ya ne yapacağımı bilemedim. Ziyaret saatini zor bekledim. Cale yenge, nesi var? Durum nedir? Bağırma, uyuyor! Uyuyor mu? Vallahi çok kötü durum. Doktor dedi ki... her türlü hazırlıklı olun dedi. Ben kendime söylemedim ama anladı zar. Cale dedi, dostlarımı çağır, sizi çağırdı. Yenge, ben bir şey soracağım. Hüseyin abi bizi niye çağırdı acaba? Konu ne olabilir ki ya? Yerel seçimleri konuşacak mısın? Ne olabilir lan? Helallik isteyecek adam. Ah, helallik deme ya, helallik deme. Helallik için niye çağırmış ya? Bu adam bizden ne gibi bir helallik? Helal olsun, helal olsun. Bu adam melaika gibi bir adamdı ya. Yapma, bak yapma Mustafa. Ölmedi daha, uyuyor. Ölmedi Jale yengem, çok haklı. Ya benim Hüseyin amcam ne kadar şakacı, ne kadar sürprizi seven bir adamdı. Belki yine bize şaka yapıyordur. Ha? Ya bu odadaki herkese en az bir kere iyiliği dokunmuş. Dokunmuştur, dokunmuştur. Dokunmuştur, herkese bir kere dokundu. Bana kaç kere dokundu, kaç kere. Geldin mi? Hüseyin, uyandın mı? Gelene gelene gel. Hüseyin? Vay, vay, vay. Hüseyin abim, iyisin, iyisin, iyisin. Hiçbir şey. Hayır, hayır, hayır. Maşallah, maşallah. Asla, asla, asla kabul etmiyorum. İyisin, iyisin değil mi Hüseyin abi? Ayaklarınıza sağlık yavrum, hoş geldiniz. Allah, hepinize ayağına sağlık. Buraya kadar yordum sizi ama... son kez bir göreyim istedim sizi. Şöyle deme, bir şey yok. Tamam, İyisin, iyisin. Maşallah var, iyisin. Hayır, 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 iyisin. Daha iyiyim, sağ ol. Dostlar, hayat çok kısa. İnsanın önce kendine, sonra başkalarına iyiliğini dokunması lazım. Hayat birbirini kırmak üzmek için çok kısa. Hüseyin abi, o kadar haklısın ki... böyle ölüm döşeğinde bile bu sözleri söylediğin için... sözlerine böyle kat kat anlamlar yüklendi. Aslında sözlerin tek başına da çok önemli ama... böyle ambiyansla falan cuk oturdu. Hissettik yani. Lan oğlum, adam zaten şimdi hal hal değil yani. Bu senin boş tespitlerine mi yorulsun bir de ya? Tamam, tamam. Mustafa. Yok, tamam. Mustafa, oğlum gel. Ha, abim. Geçenlerde... ha, bak. Otoparktan çıkarken... evet. Senin arabayı sürttüm. Hakkını helal et. Abi lütfen, abi lütfen. Ne demek ya, ne demek? Kazadır, olur. Bunun nesi var? Ayrıca sen benim ev sahibimsin. Bugüne bugün... kaç kere kirayı geciktirdik de bir kerecik çıkıp da bir laf etmedi. Etmez, etmez Hüseyin'im. Demez, demez. Herkese iyilik yapar, herkese. Yapar vallahi. Hüseyin abim öyle, tanımadığı insanlara bile öyle. Geçen gün mesela terfi hak etmesine rağmen terfisini bana devretti. Dedi ki, ben alacağımı aldım. Sadık, ben de o konuya gelecektim. Söyle abi. Maliye şirketi incelemeye aldı. Ben de tabii bütün usulsüzlükleri bu şekilde senin üstüne yıkmış oldum yani. Usulsüzlük derken abi? Ya işte zimmetine para geçirme. Güzellik merkeziyle kara para aklama. İşte efendime söyleyeyim. Vergi kaçakçılığı vesaire. Vesaire mi? Sırf bu söylediklerinin 15 yıl yatarı var ya. İşte hakkını helal et. Nasıl helal edeyim ya? Ben 15 sene yatacaktım şimdi ya. Helal edeceğim. Allah Allah. Allah Allah. Ölür mü şeyin? Ölür mü şeyin? Helal edeceğim. Sadık adam istiyor. Ama oğlum. Sadık ölür mü şeyin? Sadık için helal et. Helal et. Helal olsun. Alın yengenizi, alın buradan. Ettim, helal ettim.
Etti, etti, etti. Etti, duyduk. Yani Hüseyin tamam. Benim amca oğlum. Yani bu adam bir karıncayı bile incitmez. Yok, yok, yok Hüseyin'im incitmez. İnan ki yaptığı tek kötülük budur Hüseyin'im. Lan oğlum sen belki yeni kaç yıldır tanıyorsun? Benim çocukluk arkadaşım lan bu. 50 senelik arkadaşım lan neredeyse. Ben tek bir yamuğunu görmedim bugüne kadar. İbrahim. Benim canım. İbo. Canım benim, benim canımsın. Sana kurbanım İbo. Canım benim, söyle. Yamuk demişken. Canım İbo. Canım benim. Hatırlıyor musun mahallede bir Eftelya vardı? Lan hatırlamam mı lan Eftelya oğlum? Lan benim ilk aşkımdı o ya. Ah nasıl unuturum. Geç olmadı, kısmet olmadı ama hep buramda böyle yara kalmıştır yani. Vallahi. Ben Eftelya'ya hep senin ağzından mektuplar yazdım. He. Olmadık hakaretler ettim. Sonra da gidip onu teselli ettim. Bir iki derken kendimi aşık ettim vallahi. Nasıl yaparsın lan böyle bir şey? İbo kurbanım çocukluk arkadaşım. Yaptık bir hata. İbo ama nasıl bir hata var ya? Böyle bir hata yok oğlum. Çok sık hata yaptık yani. Sabah uyanıyorum hata yapıyorum. Öğlenin hatası bay. Hata üstüne hata yaptık yani. Öyle de diri bir vecit. İnan olsun bozuk para atıyorum sekiyordu İbo. Hatadır İbo kurbanım sana hakkını helal et. Nasıl helal edeyim lan köpek? İyi kaçtınlar ama benim. Lan ben ondan sonra kimseyi sevemedim ki. Lan hayatımın aşkını çağırmışsın. Yıllarca yalnızlık çektim oğlum ben. Gecelerce ağladım. Ulan ilk yıllar senin omzunda ağladım yalan. He işte önce seni teselli ediyordum. Sonra gidip hatadan hataya koşuyorduk. Ulan, ulan ben senin bak şimdi. Ama bu, ya, bu adam, baba, adam, baba, adam bak aşkına nasıl adam öldü. Ya nasıl? Ya nasıl helal? Helal ya. Ben nasıl helal? Helal et. Helal et. Helal et. Ya yenge. Helal et. Ya bak bu adam gençtir. Bak böyle hatalar yapmıştır üst üste. Tamam. Ya tamam lan. Helal et. Helal olsun lan. Helal. Alın şu yengenizi. Alın buradan bunu. Ya yenge sen. Açtın bunu. Etti deme, etti mi? Etti. Çiçek. Çiçek mi? Sıra bozuldu ya. Şey, önce Fikri abi var, ona bir şey demeyeceğim Hüseyin amca. Yok, onunkisi sonra. Ona sonra geleceğim. Hüseyin, bak. Benim hakkım helal gör ha, baştan söyleyeyim. Hiç bana büyük ne söyleyebilirsin ki ya? Ya en büyüğü ne olabilir Hüseyin? Haksız mıyım? Haksızsın. Ya sana sonra gelip seninle işim uzun. Çiçek gel kızım. Tamam, hiç merak etme. Ben yine de benim için sıkıntı yok ya, tamam. Sebahat arıyor. Alo, efendim aşkım. Hastanedeyim Sebahat. Evet bebeğim. Hüseyin abimin yanındayız. Selam söyle. Selam söylüyor. Hadi kapatıyorum. Hadi. Önce sen kapat. Hadi öptüm. Allah Allah. Şimdi Hüseyin amca, beni üçüncü sıraya aldığına göre benim konu o kadar da mühim değil galiba, değil mi? Yok kızım, önemli değil, önemli değil. İyi. Sen aslında başka zengin bir ailenin çocuğusun. Nasıl yani? Ya senin bu baban Hilmi, gerçi sen onu baban diyebiliyorsun da. Zamanında dediler ki Hilmi'nin çocuğu oldu. Hı. Gideyim göreyim dedim. Hı. Hastanede dediler ha bu. Baktım çirkin de bir şey. Ha? Sen de onun yanında yatıyordun böyle akça pakça. Dedim günah bunu bari güzel bir çocuğusun, ben sizi değiştirdim. İyilik olsun dedim ya kız. Lan benim babam kim? Ya önemli değil işte, Türkiye'nin en zengin beş ailesinden biri. Ne diyorsun sen? Yani... Hüseyin amca, ya sen ne yapıyorsun? Bir saniye. Çiçek, bırakır mısın İbrahim abi? Bir dakika. Bırakın İbrahim abi, beni bir bırakın. Ya bir şey çek, konuşayım. Lale. Ya beni bir bırakır mısın? Kızım bir sakin ol. Beni seni bırakır mısın? Lale. Lale. Ya bir konuşun. Ya bir konuşun. Ne konuşacaksın kızım? Abi aldım. Anlamadım. Kızım bırakma, çok hızlı gider ha. Kızım ne konuşacaksın? Abi de acık, bu nasıl bir şey? Ben helal etmiyorum ya. Helal etmiyorum. Aa, helal etmiyorum. Ben etmiyorum. Çiçek bak. Abi böyle bir şey olmaz. Artık bitti. Bak. Çiçek. Ya tamam helal olsun.
musun? Sıra benim. Ben gidiyorum babam. Nereye gidiyorsun kızım? Sen bu bilgiyle yaşamak zorundasın artık. Değilim ya. Ulan ben 32 yıldır fukara yaşıyorum. Benim babam zengin diyor. Ben sizle mi uğraşacağım? Ben hayır bak uğraşmam. Önemli olan doğurmak mı, büyütmek mi? Değil mi? Daha önemli. Değil ulan. Değil ya. Allah Allah ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Gel babamı bulacağım. Bizi unutma kızım. Bir şey mi oldu? Helayettir o. Helayettir o. Helayettir. Sen kaçın. Etti kaçın ya yenge. Ya bu da adam burada ölüm döşleri de babasını bulmaya gidiyor. He. Sonra git ara. Terbiyesiz ya. Adam seni görmüş, beğenmiş. Bebeyken diyor akça bakça gurur duyması gerekirken. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz. Neyse Hüseyin. Ben hazırım. Sarasona geleceğim ya. Mustafa. Daha da mı var? He, daha da var ya. Mustafa. Abi ben sıramı salmıştım. Yok, konu sendeysin oğlum. Ha iyi, yok size. Anam. Konu anam. Nasıl lan? Yani Mustafa, abi ne yaptın lan anama? Mustafa ben senin anana evet ev sattım. He. Ama ederinden çok para istedim Mustafa. Tamam canım, helal olsun. Anam da pazarlık yapmak istedi. Ha? Biz tutuştuk pazarla oğlum. Ha? İndirirsin, indirmezsin. İndirmezsin. Ya indirmedim de bir tartışma alevlendi. Tartışma çok kötü alevlendi. Ne diyorsun ya? Ha? Benim de cebimde bozuk para vardı. Beyler bozuk paralar çıktı, işler karışıyor. Sakin ol kızım, senin var. Senin var oğlum. Bir hata yapma. Tamam. Yok. Ya detaya girip canını sıkmayayım ama Mustafa sen benim oğlumsun. Ne? Lan! Öldür. Baba? Oğlum. Ulan baba! Efendim oğlum? Ulan sen benden kira alıyorsun. Ama piyasanın çok altında alıyorum. Yok ben dayanamam. Ben bunu boğacağım. Yalanı boğacağım. Ama Mustafa oluyor mu ya böyle? Lan. Hem babanın hem ölüm döşeğinden yani. Hani yok mu ya? Oğlum önemli değil. İşte helal et gibi bir rabarba yok mu? Lan yok! Sen evi sattığında benimle evliydin köpek! İşte sıra karışınca böyle oluyor ya. Karıcığım haklısın, sana bunu yaptım. Hakkını helal et. Lan nasıl edeyim ben hakkımı Hüseyin? Niye yenge? Hani geçmiş geçmişte kalmıştı. He. Etsene sen de helal ya. Lan size kalmıştı, bana nasıl kalsın, ben bunun karısıyım ya. Lan sen niye itiraf etmeden ölmedin lan? Ya yenge öyle denir mi? Ölüm döşeğinde adam bugün var yarın yok. Olur mu öyle şey? Bakın ben bana ne söyleyecek artık merak bile etmiyorum ya. Vallahi. Yani adam benden sonra çıtayı bambaşka bir yere koydu tabii. Ya seninkinin de üstünde bir şey söylese artık umurunda değil. Ulan benimkinin... Gerçekten artık yani ilgilenmiyorum bile ya. Olur mu lan? Ben sırf merakımdan kalıyorum burada. Vallahi deminden beri ha. Aynen. Vallahi ben benden beterini duymak istiyorum. 15 yıl yatacağım ya. Ya benim halimi anlatmama gerek yok zaten. Peki madem istek geldi. Fikri. Hüseyin abi. Ben senin nalburdan biraz alışveriş yapmıştım ya. İşte onu sağdığın üstüne yıktığım paraları, o kara paraları aklamak için senden onları aldım, sonra sattım. Tamam, helal olsun. Hayali ihracat için de koli lazımdı. Onları da senin şirketten aldım. Oradan da bir yatarım var polis peşinde. Tamam, helal olsun, ne olacak? O zaman son olarak... Eşin Selma öldüğünde Allah rahmet eylesin. Sana hayırlı bir eş bulmak istedim, biliyorum. Sebahat, evleneceğiz haftaya. He, işte aslında o Sebahat değil. Benim suç ortağım Sebahat değil. Polisten saklanmak için kadın kırığına girmişti. Ben de onun saklanmasının en iyi yolu seninle birlikte olması diye düşündüm. Yani polise izini kaybettirdiğinde gerçeği açıklayacaktı ama sizin ilişkide bir yere doğru gidiyor. Sesimi çıkarmadım ben. Artık dedim ne olacaksa olsun, yani benden yana benim hakkım helal.
Allah mutlu etsin. Aman sen de bil. Ben de diyorum o damacanaları şeyi nasıl kaldırıyor Türkler'e? Benim bir sadakamız varmış lan. Allah. Alo. Aşkım deme lan bana. Hüseyin her şeyi anlattı lan. Alçak herif. Ulan seninle geçirdiğim zamanlara yazıklar olsun da. Hayvan herif. Tamam, şey yapma. Telefonu falan sil onu. Oğlum bu ekran, bu ekran kurucu kaldır lan. Kaldırdım onu. Arka ekrana da koydum onu ben. Hay Allah kaldır, ya. Kaldır. İşte böyle canlar. Bir helallik isteyeyim dedim gider ayak. Hakkınız helal midir? Haram olsun. Ben de öyle düşünmüştüm aslında. Gene de gider ayak bir gıcıklık olsun istedim şimdi. Hüseyin Bey. Müjde mi isterim? Evet. Raporlar karışmış. Ölmeyeceksiniz. Allah severse. Yarım saat önce geleydi ya kızım. Yok yok, raporlar karışmamış. Ölecek o. Yok yok. Bu son nefesini vermek üzere. Yok, sen yok. Sen çık, çık sen, çık. Ya şaka. Ha, yok yok, sen ya Allah çık. Severse. Ya Allah seversen. Gel lan bana ya. Bana. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.